Samsun'un Dünya'ya açılan penceresi aks ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Bir Samsun Nabzı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Efendim bugün Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza Zihni Bey. Hoş bulduk, sağ olasınız. Teşekkür ederim. Samsun 17 tane ilçeden oluşuyor. En büyük ilçelerinden bir tanesi Bafra. Doğal olarak Bafra'da olan biten her şeyi periyotlarla bir araya gelip sizinle, izleyicilerimizle paylaşmak çok önem arz ediyor. Siz de çalışmaların içerisinde, bu programların içerisinde olmaktan imtina etmiyorsunuz. Teşekkür ediyoruz yaptığınız çalışmaları bizlerle paylaşacağınız için, hedeflerinizi, projelerinizi. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Çünkü Bafra'yı ve Samsun'u hem ülke genelinde hem de dünyada her taraftan izlendiği için, tanıttığınız için büyük bir görevi yerine getirdiğinize inanıyorum. Estağfurullah efendim. Şuradan başlayalım isterseniz. Ben öncelikle tabii bu yayın başlamadan önce bütün Bafralı, Samsunlu ve ülkemizin her yerinde neresinde varsa yaşayan bütün Samsunlu hemşerilerimizin ve bütün vatandaşlarımıza İstanbul'un kurtuluşunun 560. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Herkese en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sunuyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Mesajınızı iletmiş olalım. Bir fesane etkinlikleri yaşadık geçmiş çok yakın bir zamanda Mayıs ayı içerisinde. Siz de orada Bafra olarak stand açtınız. Tabii. İstanbul'daki hemşerilerinize de ulaşmaya çalıştınız. Bu tip çalışmaları gerçekten tekrarlamak gerekiyor galiba değil mi efendim? Siz ne düşünüyorsunuz? Yani sadece Bafra kendi kalıbının içerisinde kendisini anlatan bir durumdan daha ziyade Samsun'la kendisini bütünleştirip hatta bütün Türkiye'yle bütünleştirmeyi kendisine hedef olarak koymalı değil mi efendim? Öyle mi düşünüyorsunuz? Herhalde şimdi. Ben hiçbir zaman ferdi düşünceden yana olmadım. Ve göreve geldiğim günden beri de Samsun adına, Bafra adına gerek İstanbul'da, gerek Ankara'da, hatta İzmir'de yapılan bütün tanıtım çalışmalarına, fuarlarına katıldım. Hatta öyle yerlere gayret göstere katıldığım için artık tabii zaman meselesi, yer yere katılmak istiyoruz ama diğer ilçelerin de programı hep davet ediyorlar, sağ olsunlar. Bütün diyelim Çarşamba, Ayvacı, efendim Havzası, Alaçamlılar, Veciköprülüleri, hepinin ilçelerin dışarıda yapmış olduğu İstanbul'daki festivallerine, etkinliklerine davet ediyorlar. İmkanın oldukça onlara da katılıyorum ama tabii ki bir belediye başkanı, 17 tane ilçe var. Dışarıda hepsinin çok sayıda dernekleri var. Hepsine katılması çok mümkün değil. Ama Samsun adına yapılan her şeye maddi manevi her zaman destek verdik. Çünkü Samsun'un şu içinde bulunduğu durumu artık yenmesi. Bu şeyden kabuğunu kırarak artık hak ettiği yere gelmesi gerekir. Burada Bafra'ya da, Çarşamba'ya da, Terme'ye de, diğer ilçelere de ve Samsun merkezine de büyük görevler düşüyor. Tabii İstanbul dünyanın en önemli kültür merkezlerinden birisi. Artık çok devletten büyük. Orada 1 milyon civarında Samsunlu yaşıyor. Yani bu insanlarla hem o eski buranın kültürünü yaşatma adına köprü kurulması için gerçekten İstanbul'da yaşayan hemşerilerimiz büyük gayretler gösteriyor. Ben onlarla çok yakın diyalogda olduğum için hepsinin farkındayım. Gerçekten ben burada beri şu anda SAMKON oldu. Samsun Dernekler Konfederasyonu oldular. Ondan da çok keyif aldım. Çok memnun oldum. Kaya Aşçı Bey başta olmak üzere genel başkan. Bütün yöneticilerini kutluyorum. Onları tebrik ediyorum. Onların Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Çünkü bizimle oradaki hemşirelerimizi buluşturuyor. Oradaki insanların kökleriyle yani geldikleri yerlerle diyaloglarını kurmasında çok büyük katkıları oluyor. Ben görüyorum bu son yıllarda diğer ilçelerden de duyuyorum. İnsanlar bakıyorum kendi geldikleri ilçelerine, şehrine gelip gitmeler akrabalık bağlarını daha güçlendiriyor. Ama bu buluşmalar olmasa insanlar ne oluyor? Kendi haline dalından kopmuş yaprağın yönünü rüzgar tayin eder. İşte herkes kendi halinde yaşıyor. O zaman da bu kültür ve
dayanışma, hani bir yardımlaşma hemşirelerimiz arasında gerçekleşmemiş oluyor. Onun için ben gerçekten İstanbul'da, Ankara'da da var tabii derneklerimiz. Hepsini yaptığı bütün faaliyetleri, çalışmaları çok önemsiyorum. Çünkü Samsun, İstanbul'un, hatta Bafra da öyle, İstanbul'un bir versiyonu, küçük bir versiyonu. Çünkü burada her yerden göç almış, burada hemşerilik duygularının güçlenmesi adına çok büyük ihtiyaç var. Bizim şöyle Samsun'da, Karadeniz'deki bütün illerden göç almış. Ama Samsunluyuz hep beraber. İşte bunu öne çıkarma adına Samsun'da da yapılan bu birçok çalışma oluyor. Yapılması da gerekir. Ve Samsunluluk ruhunu geliştirmemiz gerekiyor. Tabii biz de kendi çapımızda Bafralılık. Bafra'daki dayanışmayı, birlikteliği biz kuracağız. Öteki tarafta çarşamba kuracak derken ilçelerde herkes bütünleştikçe ile büyük katkı sağlayacak. Pozitif enerji sağlayacak diye düşünüyorum. O bakımdan sivil topluma çok büyük iş düşüyor. Sivil toplum örgütlerine. Peki siz bir eğitimci olarak, eğitimci bir belediye başkanı olarak, yönetici olarak Bafra deyince ve Bafra'nın hayata geçirilmesi gereken, çözülmesi gereken ya da öne çıkartılması gereken unsurlarını, özelliklerini ilk başkan olduğunuz zaman, ilk döneminiz çünkü, nasıl planlamıştınız, nasıl tespit etmiştiniz ve bunları sırasıyla çözmeye koyulduğumuz zaman hangilerini yapalım, çözebildiniz, hangileri kaldı şu ana kadar, öyle söyleyeyim yani. Şimdi tabii ki biz göreve geldiğimizde Bafra'nın eksiklerini hepimiz 3 aşağı 5 yukarı bütün adaylar ortaya koymuştu. Neler yapılması gerektiğini. Tabii nasip oldu, biz başkan olduk. Daha sonra biz Bafra'da belediyedeki birim müdürleri, şefler ve 30 kişilik bir grup ve aynı zamanda profesyonel bir ekipten de hizmet satın alarak stratejik programımızı hazırladık. Yani bu stratejik programımızı, yani neyi ne zaman yapacağımızı zaten hükümetimizde böyle bir belediyelerden talebi var. İş planlamasını istiyorlar. Biz bu planlamayı böyle olmasın en az 30 tane toplantı yaptık. Ve bu toplantılar neticesinde bir yol haritası çıkardınız. Tabii misyonumuzu, vizyonumuzu belirledik ve bu doğrultuda 21 mahallede de anket yaparak Bafra'nın önceliklerini ortaya koyduk. Çünkü önce böyle ezbere gitmedik yani. Biz hakikaten bir bilinçli olarak ve bilimsel çalışmaları yaparak çalışma programımızı oluşturduk. Dolayısıyla zaten eğitimci deyince ben şunu söyleyeyim. Bizim gerçekten Bafra'da hayatımız hep zorluklarla geçti. Ben geçmişten beri de ta lise yıllarından beri cemiyet hayatının içinde olan bir kişiyim. Yani tepeden gelmedik yani. Öğretmen olarak değil mi Bafra'da? Şöyle öğrencilik yıllarımızda kültür çalışma derneklerde, cemiyetlerde, siyasi şeylere de katıldık. Siz ama AK Partili bir belediye başkanısınız ama anladığım kadarıyla geçmiş dönemlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nde öne çıkan bir siyasi kişiliğiniz de vardı galiba. Muhakkak. Biraz zor oldu mu bu geçiş AK Partili bir belediye başkanı olmanız? Yalnız ben tabii bunu çokları biliyor fakat ben daha önce burada önemli olan tabii hizmettir. Evet. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nden bizim ayrılışımız 1992. Ya bunu hiç gündeme getirilmiyor. Hep MHP'den ayrılar. MHP'den biz o zaman ayrılmıştık. Ve rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu Bey ile beraber, Allah rahmet etsin, onunla beraber siyaset yaptık. Tabii o da belli bir şeyi yakalayan siyasette, yani ticarette olduğu gibi kazanmak da var, kaybetmek de var. Ama Bafra'da bir belli bir konumuz olduğundan dolayı her seçim geldiğinde bize işte illa bir şeyler bekleniyor. Ya çünkü şöyle, insanlar biraz da yanına çok rahat gidebileceği, isteklerini iletebileceği, diyalog kurabileceği kişilerin bir yere gelmesini istiyor. Benim de buraya gelmemin esas sebebi de bu oldu. Çünkü benim, siz de takdir ederseniz biliyorsunuz, bu seçimde hiçbir talebim, hiçbir girişimim yoktu. Yapılan anketler neticesinde partim bu görevi verdi ve ben de yani AK Parti şöyle, AK Parti'yi şimdi yani dar kalıplara sokmak isteyenler de var. Parti sanki kendi malı gibi. AK Parti Türkiye Partisi olmuş. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan herkesi kucaklamış.
sade ben değil, binlerce eski ülkücü kökenli arkadaşımız bugün AK Parti'de siyaset yapıyor. Yani burada amaç nedir? Memlekete hizmet etmek. O da ortamı kurmuş. Allah yolunu açık etsin. Başbakanımız gerçekten profesyonelce siyaset yapıyor ki benim hiçbir talebim olmadığı halde anket yaparak, inanın anket başladıktan sonra yemin ediyorum ben bunu duydum ben. Böyle bir siyaset işte. Ve profesyonelce yapılan bir siyaset sonu bize böyle bir görev verildi. Evet. Ve ben de onları mahcup etmeme adına elimden gelen bütün çabayı, gayreti sarf ediyorum. İnan, peki uyku, gece uykusu veren çok uykusuzluk çekiyorum. Böyle sıkıntılar yaşıyorum ama mutlu musunuz peki bu işi yapıyor olmaktan dolayı? Mutluyum. Neden? Çünkü insanlara hizmet etmek, hakka hizmet, halka hizmet, hakka hizmettir. O anlayışta davranım kesinlikle hiçbir şikayetim yok. Zorlanıyoruz ama kesinlikle de her türlü fedakarlığı da yapıyoruz. Sabayı gösteriyoruz, gayreti gösteriyoruz. Şunu da ben burada ifade edeyim. Bizim tepeden inmedik dediğim şu. Bakın 91 yılında o zaman Milliyetçi Çalışma Partisi, Refah Partisi ve Islahcı Demokrasi Partisi biliyorsunuz birlikte seçime girdi. Ben de o zaman işte Milliyetçi Çalışma Partisi adına aday gösterilmiştim ve o zaman da Milliyetçi Çalışma Partisi'nin yaptığı anketlerde %98 benim aday olmam istenmişti. Halkı gezdiler, herkese sordular ve sonuçta o zaman bölge barajı vardı. Bölge barajı asılsa ben o zaman milletvekili oluyordum. Ve o dönemde düşünün Samsun 11 milletvekili çıkarıyor ve Bafra, Alaçam, 19 Mayıs, Vezirköprü ikinci bölgeydi. Ve bu bölgeden de 3 milletvekili çıkarılan bölgede ben o zamanki arkadaşlarla beraber dolaştım. Kimseye bana tercih vardı biliyorsun. Tercih oyu verin demedim ama o dar bölgede Türkiye'de en fazla tercih oyu alan insanlar arasındaydım. Yani 14 bin civarında tercih oy almıştım ben. Ki ben de geçsem daha da fazla olabilirdi. Ve o bakımdan ben inanın o zaman seçim kazanılmadı ama bilhassa benim çevremde olan 30 tane köyde hem birinci parti çıkıp hem tercihlerin bana çıkması benim için milletvekili olmaktan çok daha, çünkü bir insanı çevresinden soracaksınız. Yani benim çevrem bana o zaman sahip çıkmıştır. Bafra sahip çıkmıştır. Alaçam 19 Mayıs hakikaten büyük destek verdiler. Şimdi nasıl peki? Yani şimdi yine Bafra yerelde anketler yapılıyor. Bu konuyla ilgili bazı rakamlar oluşuyor ama siz yerinizi nasıl görüyorsunuz? Şunu ifade edeyim. Ben seçimlerde halkla ilgili benim bir sıkıntım olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şöyle tabii bizim de şansımıza her nimetin bir külfeti olur. Bafra'mızda biliyorsun doğal gaz çalışmaları var. Efendim Bafra'mızda telekomun yeraltı çalışmaları var. Elektrik tellerinin yeraltına alınması var. Tabii yollarımız çok bozuldu. Ya bizim adımıza değil de mesela dışarıdan yapılan anketlerde yani yazın yapılan da kışın yapılan arasında %10-15 civarında bir fark çıkıyor. Hı hı. İnsanlar kızıyor yollar bozuk olduğunda kışın daha çok bozuluyor. Geçen sene yazın biliyorsunuz 6-7 defa çok böyle büyük yağmurlar yağdı ve yani 15 dakikada yağdı. 2 saatte yağacak yağmur 15 dakikada olunca biz yaptık mübarek yağmurlar bozdu her tarafı. Bir de doğalgaz her tarafı kazmıştı. Tabii sıkıntılar yaşadık. Bundan dolayı yani kış döneminde yapılan da yaz döneminde yapılan anketler arasında çok fark var. Fakat yani şöyle söyleyeyim %45 ile %60 arasında her zaman bir destek çıktığını görüyoruz yani ama bu ben halkıma güveniyorum. Çünkü ben şöyle söylüyorum. Ben şunu söylüyorum. Kesinlikle ben samimi olarak hizmet ediyorum. Benim hiçbir kimseye ne menfaat sağlama bir derdim var, ne kendime, ne de başkalarını zengin etme diye bir derdim var. Ben her şeyimi Bafra'ya hizmet için adamış bir insanım. Bunun da Bafralılar farkında olduğuna inanıyorum. Ne kadar böyle olumsuz bazen yayın yapsalar da maalesef medyamızda böyle şeyler oluyor ama hiç önemli değil. Bafralılar gerçekleri görüyor. Bafra Türkiye'nin en borçlu ilk 7. belediyesi olmasına rağmen biz Bafra'da irili ufaklı 27-28 projeyi hayata geçirdik. Ama tabii hayata geçti.
yapmak üzere hazırladığımız projeler de var. Bir iki tanesi bütün şehir yasasından dolayı onların şeyine geçtiğinden onu beklemeye aldık ama kesinlikle Bafra'da biz halkımıza vermiş olduğumuz sözlerin %80'den fazlasını hayata geçirdik zaten. Geçirdiniz. Onların yani, neler olduğunu biraz sizi konuşacağız tabii. Hangi projeleri hayata geçirdiğinizi de konuşacağız. Evet. Doğal olarak bu söylemlerinizden şunu anlıyorum ben. Evet, ilk dönem, ya birinci dönemim belediye başkanlığında ama ben 2014'teki yerel seçimlerde de yine başladığım projeleri bitirmek için aday oldum ve adayım diyorsunuz. Demeyelim, şöyle partimiz olmayı, ve halkımız uygun gördüğü sürece ben tabii ki aday olmayı düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Bununla ilgili Havza'da ilçe belediye başkanlarının katıldığı AK Parti'nin bir toplantısı oldu, il başkanı da katıldı. Orada da bu konu gündeme geldi mi? Neler konuştunuz orada? Hayır, bu toplantıları şöyle ifade edeyim. Bu toplantılar arkadaşlar parti toplantılarında ya ilçe belediyeleri bir araya gelmiyoruz dediler. Gelin ilk dönem ben onları misafir ettim. İlk başlangıç abi durumda. Ahmet abi de Bafra ilçe olarak da büyük olduğu için dediler Ahmet abi de bize Terme Belediye Başkanı o da bize şey yaptı. Biz önce misafir ettik. Ya dertleşmek, sohbet etmek yoksa bir farklı bir amaç için toplanmış da değiliz. Bazen basına tabii farklı yansıyor. Biz ancak bir araya gelip problemlerimizi konuşuyoruz. Her ilçede orayı tanımış oluyor arkadaşlarımız. İl başkanımız katılmadı fakat her gittiğimiz ilçede ilçe başkanlarını da davet ediyoruz. Bir anlamda kaynaşma evet, toplantısı gibi. Evet, AK Partili ilçe belediyelerini bir araya getirmiş oluyoruz. Yoksa başka bir şeyimiz yani, yok diyorsunuz. Problem yok yani. Yok. Peki şimdi Bafra deyince akla tabii ki hayata geçirdiğiniz projeleri konuşacağız ama en başında Kızılırmak Kuş Cenneti geliyor. Bir dünya harikası. Orayla ilgili daha önce Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kenan Şaran'ın katıldığı bir programda da bu konu gündeme gelmişti. Çünkü bütün şehir yasasıyla birlikte bütün ilçeler belki çok daha ciddi kaynaklarla masaya yatırılarak dünyanın seyrine açılacak büyük projeler hayata geçirmek gerekiyor. Bununla ilgili çalışma yapmak üzere yöneticiler yurt dışında gözlemlerde bulunuyorlar. O dönemde bir halk o bölgede yaşayan çevre acaba Kızılırmak Kuş Cenneti ile ilgili ne düşünüyor, eksiklikleri nasıl belirlemişler diye bir çalışma yapmıştık sokak röportajları. Arkadaşlarımız şimdi bize onu izlesinler. Kızılırmak Kuş Cenneti ile başlayarak Bafra'da neler var, hangi problemler var, neler yapılıyor, siz neler yapıyorsunuz, neler yapacaksınız onları konuşalım. Önce isterseniz o görüntüleri tamam. İzleyelim efendim. Turizmle ilgili, kuş cennetine yapılan yatırımlarla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Bundan sonra neler yapılmalıdır? Devlet buraya çok büyük yatırım yaptı ama yolunu yapmadı. Başta yol olmayınca sen ne kadar yatırım yaparsan yap. Yol olmayınca buraya gelen turist bir daha gelmedi. Herkesin arabası değerli. Arabalar lüks arabalarına gelen turistler öyle bizim bindiğimiz arabalarına gelmiyor ki. Yol yok. Başta en önce yol yok burada. Yol sorun. Yol sorun. Problem artı buraya yapılan burada bir lokanta yok. Bir ufak tefek bir şey yapıldı ama orada yetersiz. Öğretmen evine verdiler. O da yetersiz geliyor benim anladığım kadarıyla. Orada işte bir çay yapılıyor. İki tane çocuk koydular oraya. Bir çay yapılıyor. Gelen turist o çayla tatmin olmuyor. Yatacak yer yok. Yol ve konaklama. Yol ve konaklama yani. Şu anda başka bir ben gördüğüm kadarıyla yoksa devlet oraya çok büyük yatırım yaptı. Devletin yaptığı yatırımlar orada yol olmayınca yatırım ne kadar yaparsan yap yani. Yol. Başta problem yol. Ama Sayın Valimiz değil ki burası değil şeyi de besleyecek. Samsun'a da bakacak. Samsun'a bile yetecek buranın turisti diye. Hani nerede yetecek yol olmayınca, turist gelmeyince Samsun'a nasıl bakacak ki? Biz şu anda yani biz gelen giden bile az buraya yani şu anda. Hayvancılıktan endişelerimiz vardı. Hayvanlara şükrolsun ellemediler ama hala kaygılıyız yani. Hayvanlarımız acaba ellerler mi? Ellemezler mi? Camışlarımız var bizim. Camışlarımız. Doğal ortamında herhalde evet, yayılım evet, yapıyorlar evet, değil evet, mi? Evet. Onlar orada işte kuşlarla orada yayılım yapıyorlar. Kuşlara hiçbir zararları yok hayvanların ama biz daha da korkuyorduk ama şükrolsun öyle bir şey olmadı yani. Amcamın dediği gibi burada yol problemi çok büyük. Konaklama problemi çok büyük. Tabii bize getirisi illaki ileride olur. Yani ilerleyen zamanlarda kaymak satarız, yoğurt satarız. İşte el becerileri olan bir şeyler yapar. Vatandaş gelir, bakar, beğenir, alır. Yani
burada bize faydası olur, yerin değerleri artar. Yani her yönden fayda olacağını tahmin ediyoruz ama bir gelen bir daha gelmek istemiyor. Neden istemiyor? Yol yok bir kere. Yol yok. Alıp da Doğanca beldemizin içerisinden Saz işte kuş cennetinden 19 Mayıs'a kadar bu yolun yapılması lazım. Niye derseniz buraya gelen vatandaş işte yörüklerden de girse, beldemiz içeri sınırlarından da girse bir kere geliyor arkadaş, bir daha gelen olmuyor. Yani öncelikle bunların yapılması lazım. Artı şimdi bizim köyümüzün herkesin evindeki eşi olsun, kızı olsun, çoluğu çocuğu olsun burada kurslar verildi, eczanatları verildi. Herkes bir iyi kötü bir meslek öğrendi. Şimdi buraya gelen turistlere yani mandamızın yoğurdu da satılır, efendime söyleyeyim kaymağı da satılır, eczanatlara da yapılır, satılır, el işleri olur. Zemil örgücülüğü değil mi? Tabii canım, tabii yani. Bunların hepsi bu köyümüzde mevcut. Yani biz şimdi burada ileride bir arkadaşımız var. İşte Vali Bey, Kaymakam Bey işte evinin ikinci katını konaklama yaptı. Ve başarılı da oluyor. Gelen turistler evinde konaklıyor. Yani bunları herkese yani bugün bizim Cernek Gölü kenarında olsun, işte deniz sahillerinde olsun, onlara doğayı bozulmayacak şekilde bu hani köylüye pansiyon şeklinde yaptırma yetkileri vermeleri lazım. Bu ev pansiyonu. Tabii ki yani. Hani bir kişilik, iki kişilik içerisinde mini buzdolabı olan, efendim banyosu olabilen, yani bunları doğayı bozmayacak şekilde hani bunları bu köylüye sunmaları lazım. Ama gelen vatandaş buradan az gidiyor. Köylüden efendime söyleyeyim işte beldemiz belediye başkanımız İsmail Mutlu işte hani böyle taleplerde bulunuyor. Köylünün insanları ekmek yapıp ekmek veriyor. Biz bakarız, her zaman bakarız. Her zaman misafir başımızın üzerinde yeri vardır. Ama nereye kadar gider? Ama tabii ki bunu büyüklerimiz bunu önünü açmasını isteriz. Evet değerli izleyiciler, Bafra'daki kuş cennetiyle ilgili orada yaşayan vatandaşlarımızın beklentileri yolla ilgili yoğunlaşıyor efendim. Siz özellikle kuş cennetini konuşalım istiyoruz. Birazdan ne kadar güzel bir değere sahip olduğumuzla ilgili de önemli bir VTR'yi de izleyeceğiz ara vermeden önce. Turizm fakültesini hayata geçirmek gibi çok önemli bir işlevi zaten tamamladınız, öyle görünüyor. Sizin bu konudaki değerlendirmelerinizi alalım isterseniz. Kuş cennetini konuşalım bu dönemde. Tabii kuş cenneti gerçekten Samsun için, Karadeniz için ve ülke için büyük bir kazanım. Büyük bir değere sahibiz ama tabii her şeyde olduğu gibi bu konuda da birçok şeyde geç kalınmış. İşte hükümetimiz orada gözlem evleriyle işte kafeteryası belli şeyleri kurmuş. Fakat yolla ilgili sıkıntı şimdi de gündeme geldi. Yol aslında yapıldı fakat işte asfalt olmasın dendi. İşte dar bir yol. Hakikaten tehlike saçıyor. Çünkü dar bir yol, ikinci araba geldiğinde karşı karşıya geçme sıkıntısı var. O bakımdan o yolun bana göre de iki araç geçecek kadar en azından genişletilmesi gerekir. Delta'yı ve iş nasıl birlik kurulduğunu, işletme birliğinin onların kuruluş şeylerle ilgili notlar aldık. Oradaki hepsinin bilgilerine sahip olduk. Oradaki dernekleri var onların. O derneklerle diyalog kuruldu. Kenan Bey de bu işi seviyor ama ben şunu diyorum yani kesinlikle Büyükşehir'in önderliğinde burada bir yapılanma, bir birlik, işletme birliği kurulduğunda ben ancak o zaman yol kat edileceğini düşünüyorum. Çünkü burada bir şey yapacağınız zaman kaç tane bakanlıktan görüş almanız gerekir. Bu işler aşıldığı takdirde orada doğal ortam, oradaki manda, kuşlar, yılkı atları, hatta koyunlar hep beraber aynı ortamı paylaşıyor. İnsanlar böyle bir şeyi artık gürültüden, sesten, şehir hayatından bıkan insanlar öyle ortamlara gidip görmek, seyretmek istiyor. Mandanın biz Sayın Valim ilk geldiğinde gezerken beraber bir otobüste insanlar da mandanın suya yatmasını otobüsü durdurdular, seyrettiler şimdi. O bakımdan insanlar artık böyle doğal ortamları özlüyor. Onun için orası bizim için çok büyük bir değer. Hatta belki daha önce de konuşmuşuzdur. Burada Milli Parklar Genel Müdürü bırakınız Bafra'yı dedi, Samsun'u. Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir proje olarak düşünüyorum. Biz de katılıyoruz. İnşallah bunun meyvelerini çok uzun sürmeden alırız diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir doğal ortamın tanıtımını sadece ülkede değil,
bu altyapı ve diğer işletme birlikleri kurulduğunda problemler çözüldüğünde kısacası iyi bir tanıtımda, ülke dışında da işte bazı ulusal kanallar belgesellere devam belgesel yayını yapan Discovery falan onlarla da biz her türlü fedakarlığı yaparız belediyeler olarak. Ama birlik adına olduğunda çok daha tek elden daha bilimsel olarak da çalışmalar yapılır. Ben Bafra'ya, Samsun'a ve ülkeye büyük değer sunacağını düşünüyorum. Peki kafanızdaki... Şunu da söyleyeyim. Buyurun. Bizim orada bir de İkiztepe kazıları var. Milattan önce 5000 yıllık bir tarih var. Şimdi oranın arkeolojik eserlerini biz müzemizde tanıtıyor. Orada sergiledik. Onun zaten sergilenen bir kısım. 10.800 mi 11.800 mi tane eser çıkmış. Bunların çoğunu İstanbul'a gönderdik. Onda saklanıyor. Evet. Bizim gene etnografya buna bağlı olarak müzemiz var. Aynı binada. Müze binamız gerçekten çok güzel ve bahçesi var. İnşallah orada benim düşüncem Bafra'nın zenginliklerini, güzelliklerini sergileyebileceksiniz. Birer sergi olarak atık maketlerini mi yaparız? Bir şeyler birkaç gün önce de bu konuda çalışma yapan arkadaşlarla bir araya geldik. Bir çalışma yapacağız. Aynı zamanda iki tane baraj gölümüz var. O göllerin arasında Kolay Beldesi zaten biliyorsun turizm bölgesi ilan edildi hükümetimiz tarafından. Ve anıt mezarlar, kaya mezarları, orada Asar Kalemiz var, Kapı Kaya var. Derken bunlar hep tarih, kültür, coğrafi güzellikler birleştiğinde Bafra'nın tabii artı olarak Samsun'a da katkısı olacak. Samsun'a geldiğinde insanlar nereye gidecek? İşte gideceği yerler Bafra kendi alanında, Bafra, Alaçam, 19 Mayıs, Yakakent bir tanıtım şeyi hazırlarız. Daha sonra Samsun'un da bütünleştiğinde gelen turist kafilesi en azından 3-4 gün, 1 hafta burada kalabilmeli. Onları burada 1 hafta durdurabilmeliyiz yani. Bafra'nın, memleketin Samsun'un güzelliklerini onlara tanıtmamız gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Bütün olarak düşünüyorum. Yani ben hiçbir zaman illa Bafra öne çıkarıp, ilin önüne Bafra'yı ben çıkaramam. Çünkü Bafra Samsun'u tamamlayıcı bir unsurdur. Diğer ilçeler de öyle. Beldeler ve diğer bizim bölgedeki ilçelerle biz ancak bütünlük halinde olduğumuzda bir anlam daha anlam ifade ederiz diye düşünüyorum. Daha önceki yaptığınız programlarda da hep buna vurgu yaparak mesajlar veriyorsunuz. Son derece de doğru bir yaklaşım bence de bu. Peki özellikle Kızılırmak Kuş Cenneti ile Deltası ile ilgili sizin kafanızdaki noktaya gelinmesi için atılmış somut adımlar var mı? Nasıl bir termin planlıyorsunuz? Yani 3 yıl sonra, 4 yıl sonra evet biz kafamızdaki şeyleri özellikle bütün şehir yasasıyla birlikte değerlendirildiği zaman 3 yıl, 4 yıl sonra evet biz istediğimiz noktaya bu projeyi getirmiş oluruz diyebileceğiniz bir tahmin var mı? Bir birlik tabii kuruldu. Bizim yani Büyükşehir Belediye Başkanımız, başkan biz de yardımcısıyız. Hı hı. Ve bu anlamda daha ilk adım atmış oldunuz. Yani bir şey kuruldu. Onun bünyesinde yapılan çalışmalarla inşallah ilerliyorsunuz. İşte Kenan Bey'in de bu konuda merakları çok. Birlikte Büyükşehir'in önderliğinde problemi inşallah çözeriz yani diye ne düşünüyorum. Zaman? Ne zaman? Ne kadar zaman Allah sonra mesela? İşte bir şey diyemiyorum şu anda ama bir yol haritanız vardır var ama tabii. Mutlaka yani. Peki. Yani, Turizm Fakültesini konuşalım. Bu fakültenin açılmış olması Bafra için bir şans. Özellikle bu kuş cenneti için, Kolay için, tarihi yerlerinin hayata geçirilmesiyle ilgili onun da bir katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz değil mi siz de? Yani şimdi şunu söyleyeyim. Yani akademik olarak masaya yatırılacak bir şöyle yerimize. Tabii ki ben bu Bafra'nın turizmle ilgili potansiyelini gördüğüm için Bafra'ya fakülte konusu gündeme geldiğinde farklı fakülteler çok konuşulmuştu. Evet diyelim. Gündeme geldi. Fakat ben illa turizm fakültesi ve neticede güzel oldu. Bizde zaten o turizm ve otelcilik meslek lisesi de var. Yani AK Parti hükümeti döneminde turizm ve otelcilik, tarım meslek lisesi, İşte birçok alanda liseler açıldı tabii. Yani
Fen Lisesi yeni olarak kuruldu. Evet. Ve ne olacak? Bu meslek liselerinin bize yani altyapısı olmuş oldu. Turizm otelcilik turizm fakültesinin altyapısı olmuş oldu ve neticede turizm fakültesi de hayata geçtiğinde inşallah önümüz yıl öğretime başlayacak. Başlıyor değil mi efendim? Sadece şeyler var. Rutuşlar yapılıyor. Bina hazırlandı. Ana i̇şte haberde yollar, yollar ana yapılacak. Haberde verdik, yollar açılacak. Ha, onunla ilgili bir soru vardı. Vatandaşlardan sizin programa katılacağınızı öğrenen vatandaşlarımız yolu acaba ne zaman tamamlanacak diye sordular. Şimdi yol şöyle bir şey. Orada imar uygulamasının işte ilk tarımdaki arkadaşlar tarafından işte toprak kurulu tarafından bazı eksikler vardı. Herhalde bugün de Çetinkaya Belediye Başkanımızla beraber konuştuk. Herhalde bir iki kaç günün içinde çözülüyor. Sonuçta. Çünkü şöyle net olarak oradan bu uygulama şeyi çıkmadan yol açarsınız. Yarın bir işi geldi. Bu sefer yasal hata yaparsın ve neticede onlarla uğraşırsın. Evet. O bakımdan son noktaya gelindi. Yani uzun sürmeden inşallah bir hafta içinde bunlar çözülecek. Belki de önümüz hafta yollar açılmaya başlanabilir. Ve bu eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlayacak. Tabii, tabii, bunu da söyleyebiliriz. Peki. Tabii, kesinlikle. Şimdi yine... Ben yalnız bu arada tabii bu konuşulurken de her zaman diyoruz ama yani Kaya Beylerin aşçı ailesinin gerçekten kolay katkısını, bir şey değil. Verme işi, para harcama işi böyle hayır kurumlarına gerçekten gönül meselesi. Çok daha zengin insanlar olabiliyor ama veremiyor. Ama 8-9 milyonluk bir yatırımı Bafra'mıza yaptılar. Ben bütün Bafra ve Samsun adına kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Teşekkür etmiş olayım. Aşçı ailesinin teşekkür ederim abi. Allah yolunu açık etsin diyorum yani. Gerçekten güzel bir hizmet yaptılar. Yani aynı zamanda da şunu söyleyeyim. Samsun adına da o başlangıçta ifade etmiş olduğumuz dernek faaliyetlerinde Samsun'un tanıtım şeyinde ciddi çabaları, hem maddi hem manevi oldu. Olarak da çok büyük katkılar olduğunu da biliyorum. Onun için de kendilerine müteşekkirim yani. Peki şimdi kısa bir ara vereceğiz. Bu araya girdiğimiz zaman da Kuş Cenneti ile ilgili çok özel bir tanıtım filmi var. O tanıtım filmini izleyeceğiz ama araya girmeden önce sizin Kuş Cenneti ile ilgili son olarak bu kenarlara yapacağınız bir projeniz vardı. Dere ile birlikte. O Bafra'da. Bafra ile ilgili. Bafra. Pardon. Onu o zaman ikinci bölümde onu konuşalım. Tamam. Şimdi kısa bir ara vereceğiz değerli izleyiciler. Arkasından Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin'le söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz ama Kızılırmak Kuş Cenneti'nin deltasının eşsiz görüntüleriyle size şimdilik veda ediyoruz. Den birisi Bafra'da bulunmaktadır. Kuş Cenneti. Ramsar Sulak Alanlar Sözleşmesi ile koruma altına alınan doğal cennetin her iki yakası göllerle çevrilidir. Batısındaki Karaboğaz, doğusundaki balık gölleri olarak biliniyor. Çevreleri genellikle sazlık, yer yerde ormanlıktır. Thank you.
Delta'nın 56 bin hektar olan genişliği, doğu sahillerindeki sazlık alanlar, kumsallar, su basan çayırları ile birlikte 120 bin hektara ulaşır. Bu ekosistemin biyolojik çeşitliliği, flora ve fauna zenginliği, bilim insanlarını delta üzerinde kapsamlı çalışmalara sevk etmiştir. 316 kuş türü, sazlıkları ve bitki örtüsüyle biyolojik çeşitlilik delta'da apayrı bir renkliliğe bürünür. Kuş gözlemcileri uzak diyarlardan su basman galeriş ormanlarına gece baykuşların şarkılarını, gündüzse çeşitli kuşların terennümlerini dinlemeye gelirler. Şefsiz bu orkestranın büyüleyiciliği, ölüm korkusunu ebediyete uzanan bir çizgiye dönüştürür. Bu ekoşölen, ziyaretçilerin üzerindeki etkisini zaman ötesine taşır. Yörükler Beldesi'ndeki Geleriç mevkii, uluslararası milli park özelliklerine sahiptir. Balık gölleri, ormanlık alanları, birçok kuş türünün ziyaret ettiği kuş cenneti ile muhteşem bir görüntü içerisindedir. Kızılırmak Deltası içerisinde oluşan doğal balık göllerinin önemli bir kısmı da ilçe sınırları içerisinde yer almaktadır. Yıl içerisinde 323 kuş türünün görülebildiği kuş cenneti de bu alan içerisindedir.
Değerli izleyiciler, Samsun'un nabzı 2. bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin konuğumuzdu. Efendim, şimdi ilk bölümde gerçekten de önemli kuş cennetini masaya yatırdık, konuştuk. Her programda da bunu yapmaya çalışacağız, gayret edeceğiz. Şuradan da devam etmek istiyorum. Birinci ekolojik tohum ve tohum takası şenliği hayata geçirildi. Bafra gibi bir yerde bu çok önemli bir çalışmaydı. Biraz bundan bahsetmenizi istiyorum. Bir de son zamanlarda çeltik tohumları ile ilgili bir bazılarında bozukluk çıktığı haberleri yayıldı. Bu anlamda da sorular var. Biraz da bunlardan konuşalım efendim isterseniz. Şimdi, tabii dünyada olduğu gibi ülkemizde de artık doğal organik üretime bir organik tarıma dönüş şeyi başladı. Bizim ilçemizde gerçekten bizim de eski MHP milletvekili Ahmet Aydın Bey bu konuda Türkiye'deki not almadığımız için çok büyük bir çapta organik üretimde tavukta, yumurtada, işte diğer sebze türlerinde de başladı. Büyük bir üretim yapıyor ve buna bağlı olarak da tabii güzel örnekler olunca insanlarda bir yönelme oldu. Hı hı. Ortek Organik Tarım Derneği kuruldu Bafra'da. Hı hı. Bu da tabii yüksek okuldaki öğretim üyesi arkadaşlarımızın, belediyede bizim birimlerdeki meraklı birkaç tane de gerçekten bayağı emek veriyorlar arkadaşlarımızın çalışmalarıyla. Bu derneğin bünyesinde böyle bir festival yapıldı. Bunlar, bu festivallerin ana şeyi tabii ki insanları uyandırma, yönlendirme noktasında gerçekten çok önem arz ediyor. Evet. Ve bugün oradaki şenliğe çok insan katıldı. Çok büyük bir katılım oldu. Bunlar insanların ufkunu açacak, olaylara bakışını değiştirecek ve güzel örnekleri gördüğümüzde de Bafra'da artık organik tarım da inşallah gelişecek. Buna bağlı olarak da bunun pazarı da tabii oluşacak. Kesinlikle. İnşallah yakında, ben de tarihinde tam davet edildik de Sürmeli köyümüzde organik tarım pazarı açılacak. Açılacak. Orada zaten köyümüzde organik tarım yapılmak üzere çalışmalar var. Bayağı bir yol kat edildi. Ona katılacaksınız. Programa katılacağınızı duyunca vatandaşlarımızdan bir soru geldi yine bu konuyla ilgili. Tarım merkezleri için sebze ve meyve haliyle ilgili. Evet. Bir çalışma var mı? Bunu anlatırsanız. Şimdi şunu ifade edeyim Sayın Sadabaş. Bizim Bafra'da hangi konu gündeme gelse onunla ilgili attığımız bir adım var. Evet. Biz tabii Bafra'mız tarım merkezi, tarım bölgesi. Ne olursa olsun bizim olmazsa olmazımız tarım, yaş sebze, kuru gıda, her türlü şeyin üretiminin yapıldığı. Çünkü közlemelik ve salçalık biber, Türkiye'de en kaliteli biber üretiliyor ilk sırada. Pirinç de yine Türkiye'de ilk sıradayız. Yani ve 120 bin dönüm arazi bugün Trakya'dan sonra en fazla çeltik üretimi yapıldığı bölgeyiz. Tabii kavun, karpuz, domates, biber, her türlü sebzenin olduğu bir yer. Burada sebze hali de olması gerekir. Sebze halimiz şimdi şehrin içinde kaldı. Traktörlerin getirdiği çamurlar, atıkların atılması, çürüyen diyelim mahsullerin, efendim bir de büyük kamyonların şehrin içine girmeleri gerçekten işleri zorlaştırıyor. Zorlaştırıyor. Trafik açısından sıkıntı yaşıyoruz. O bakımdan görünüyor, evet. Benim yaptığım çalışmalar doğrultusunda işte Kuşçular Köyü, büyük bir köyümüz. O da Bafra'nın bitişiyle karşıda. Evet. Neticede ben onlarla konuşarak, anlaşarak orada sebze meyve haline 110 dönüm orada şey var. Köy tüzelticisine ait yer vardı. Biz onlarla bir araya geldik. Bütün köylü toplandı. Ve baktık destekliyorlar, dedik ki böyle böyle buraya bir sebze meyve halini taşıyalım. Irmağın karşı tarafına. Şimdi bunun da benim iki düşüncem var. Bir, şehri temiz kalması. İkincisi trafikten arınması. Üçüncüsü de şimdi takdir edersiniz ki ırmak şehrin dışından akıyor.
kamu ve böyle sosyal tesisler yaparak Irmak'ı da şehrin içinden içine almak. Çünkü oradan ileride çok yapılaşmayı ben şu anda çok gereksiz ve yersiz buluyorum. Çünkü birincisi derecede tarım arazisi ama bu şimdi bizim hali ve hatta borsayı da oraya almak istiyoruz. Hem kuru gıda pazarı hem sebze meyve halini aynı yere aldığımızda orası biraz çakıllı arazi ve orada hani birinci terasi tarım arazisi olmadığı için Irmak da şehrin içinde kalmış olacak. Aynı şekilde bizim hal olarak düşündüğümüz yerden yukarıya doğru çıktığımızda köprüden yukarıya doğru işte turizm fakültesi, yüksekokul oraya gelecek. İnşallah başka fakülteler de olacak. Oraya 887 dönüm birçok ilde olmuyor üniversiteyle tahsil edilen yer. Burada bizim çok büyük bir alanımız hatta 1500 dönüme kadar büyüyecek yer var orada, hazine yeri ve üniversiteye tahsil edilmiş. Bizim düşüncemiz işte bu değerleri buraya kazandırıp Irmak tarafında olan yerleri yeşil alan, güzel peyzaj düzenlemesiyle beraber şehri güzelleştirme adına zaten Irmak içindeki şeyi daha sonra yapılacak projelerimizi anlatacağız. Ve yukarıya doğru da aynı şeyler yapıldığında Bafra daha da güzel bir noktaya gelecek. Peki tam burada bununla da ilişkili bir soru soralım. Hayvan satış pazarı. Evet. İle ilgili de bir çalışma galiba yürütülüyor. Yani kısaca şunu söyleyeyim. Sebze meyve halini biz planladık oraya fakat bütün şehir yasası çıktıktan sonra büyük şehirle beraber yürütmek istediğimiz için beklemeye aldık. Yoksa oradan kararımızdan vazgeçmiş değiliz. Büyükşehir'den hatta genel sekreterimiz geldi. Onunla da bu konuyu tartıştık. Otogar yeriyle sebze meyve halinin yerini beraber gerçekleştirmek istiyoruz. Evet. Sabitleştirmek istiyoruz. Tabii onlar yapılması gereken tarım bölgesi olduğu için bir hizmet ya Allah'ın izniyle yapılacak. Ama ikinci olarak da Bafra inanın Türkiye'de yani büyükbaş hayvan bakımından çok da bilinçli olarak yapılmasa da büyük bir potansiyele sahip. Benim son aldığım şeyde 80 bin civarında büyükbaş hayvana, 30 bin civarında küçükbaş hayvana, hatta kanatlıya girmiyorum. Ve bu kadar şey Sinop'tan Rize'ye kadar Karadeniz hayvancılıkta aşağı yukarı Bafra'ya bağlı. Tabii böyle bir yerde şehir içinde olan ihtiyaca cevap vermeyen bir hayvan pazarımız vardı. Sosyal tesisi yok. Namaz kılma yeri yok, tuvaleti çok kötü şartlarda. Oradan çıktık ve şehrin dışında orada aşağı yukarı ne kadar diyelim yani 2-3 kilometre dış kısımda bir hatta mezbahanenin de olduğu yerde yer tahsisi aldık ve Bafra'mıza Karadeniz'in en büyük hayvan pazarını kazandırmış olduk yani. Yanında sosyal tesisleri her türlü ihtiyaca cevap veren tesislerimiz de var. Ve burayı biz aslında ileriye dönük inşallah hayvan borsası olarak düşünüyoruz. Çünkü hayvan belediyenin hayvancılıkla ne alakası var belki düşünecekler ama burada da ekonomik bir değer olarak Bafra'ya yansıyacak, Samsun'a yansıyacak dolayısıyla. Ve bu da belediyenin çözmesi gereken bir problemdi diye düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Peki geçenlerde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar sizi ziyaret etti. Siz Bafra'nın ticari anlamda büyümesi için Ticaret ve Sanayi Odası'nın performansını nasıl görüyorsunuz? Uyumlu bir iş ortaklığınız var mı? Beklediğiniz performansı gösteriyorlar mı Ticaret ve Sanayi Odası? Şimdi şunu ifade edeyim. Tabii bu yönetim yeni seçildi. Onlara şu anda performans yönünde ölçmek de mümkün değil. Daha yeni. Hatta hayırlı olsun da ben daha gidemedim. İnşallah önümüz haftada ben gideceğim. Ben tabii onlara başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Göksel Başar benim öğrencim. Ve mecliste de birkaç tane daha öğrencimiz var. Tabii grup inşallah yeni heyecanları var. Biz de Bafra'da belediye olarak ticaret odası, ziraat odası, borsa da değişti. Ve esnaf kefalet. Bütün bu sivil toplum örgütleriyle beraber birlikte hareket ediyoruz. Allah için geçmişte de hiçbir zaman bize yani ters hareket etmediler. Ben onların çoğunun abisi durum. Bir Metin Bey, Metin Getçakır bizim büyüğümüz ama o da her zaman emrindeyiz der başkanım. İşte beraber hareket etme noktasında bir problem yaşamıyoruz.
E bu ticari odasına seçilen, zaten dedim, öğrencimiz ve çoğu önümde büyümüş insanlar, onlarla hiçbir problem yaşamayız. İnşallah hizmet çıtasını biraz daha yükseltiriz diye inanıyorum, düşünüyorum. Burada en fazla da OSEB'ye yatırım alma noktasında beraber hareket edeceğiz. Oraya gıda sanayiyle dönük olsun, diğer alanlarda olsun. Yani çünkü bizim organize sanayi bölgesi Samsun'da ilçe olarak Kavak ve Bafra'da var. Kavak biraz anayol üzerlerinde olmasından dolayı şanslı, tabi Bafra biraz Körfez'de, sapa yerde kalıyor halk deyimiyle. Onun için belki yatırımda şu anda çok böyle cazibe merkezi gibi gözükmese de, yalnız İstanbul yolu inşallah birkaç senede açılacak, sahil yolu bölüm bölüm bitti. Ve neticede o yol açıldığında ben Bafra'nın da OSEB'nin iki etap var. Şimdi burada 67 herhalde, diğer tarafta 76 parsel var. Şu anda bizim 13 tane çalışan fabrikamız var. Çok da kötü durumda değiliz. 26'ya onun dışında 13 tane de herhalde inşaatı devam eden ve tahsis edilen yer var. İşte insanlar hazırlıklarını yapıyor. 26 civarında yatırımcı şu anda orada faaliyet halinde diyebiliriz. İnşallah orayı ticaret odası, ticaret borsası, esnaf kefalet, kaymakamlık birlikte biz daha aktif bir hale getirerek... Orada Karadeniz Kalkınma Ajansı da galiba destek olacaktı. Orada tabii bazı projelere onlar da katkı sağlıyor. Yani Bafra'mızda bu şeyin hükümetimiz 25 milyon masraf ederek altyapısını yaptı OSEB'nin. Şu anda biz şanslıyız Bafra olarak. İşte yatırımcı ne kadar gelirse istihdama yönelik de bizim problemlerimiz azalacak. Var mı Bafra'da bir işsizlik sorunundan bahsedebilir miyiz peki? Yani bir belediye başkanı olarak bu soruların birebir cevabı sizde değildir belki ama belediye başkanları biliyorsunuz o şehrin her şeyi, yöneticisi, her şeyi oluyor. Sizden de iş istemek için gelen vatandaşlar vardır. Şimdi işsizlikle ilgili neler planlanıyor, neler var? Bizim siz yaramızı deştirin şimdi yani. Bu konuda konuşmak gerekiyor ki. Tabii şunu söyleyeyim. Tabii insanlar şunu istiyor. Ben sabah mesaime gideyim 8'de, akşam 5'te ayrılayım. Düzenli sigortam olsun, işte belli bir maaş alayım. Düşüncesiyle beraber belediye, hastane, işte böyle kamu yerlerine illa oraya kapağı atma noktasında. Bakıyorsunuz birçok alanda, bak samimi söylüyorum, işçi alıyorlar, bulamıyorlar. Ama bize de her gün müracaat var. Çok sayıda herkes belediyeye girmek, hastane, yeni hastane yapılıyor, üst hastane, ama hastane, eski hastane oraya taşınacak. Yani yeniden adam alınmayacak. Buna rağmen oraya girmeye çalışıyorlar. Bir de bizim en büyük burada dönüşümü yapamadığımız, köylerdeki insanlar yerini yurdunu bırakıyor. Yani işletmiyor. Sanki köyde çalışmak, tarım arasında çalışmak diye bir şey teknikte oluyor. Yani traktör var, her gün teknolojiye sahipsiniz. Geliyor Bafra'da, orada burada iş arayıp oradan geçinmeye çalışıyor. Esasında 15-20 dönüm yeri olan Bafra gibi yerde insanlar, yani asgari ücret alan insandan çok daha iyi bir şekilde geçinebilir. Ama bu noktada tabii işsizlik bir kısmı olarak var ama bir de iş bulamayan kesimler de var. Herkes biraz daha herhalde efendi iş arıyor diye düşünüyorum. Yani bu noktada da sıkıntı yok değil. Yok değil. Peki bir barınak var. Yine barınakla ilgili bu arada hatırlatmakta fayda var değerli izleyiciler. Bafra Belediye Başkanı Zeyni Şahin'le Samsun Nabzı'nda birlikteyiz. Facebook ve Twitter adreslerinden sormak istediğiniz soruları kendisine iletebilirsiniz. Barınaktan bahsediyoruz. Evet. Şimdi bizim şöyle, barınakla ilgili de tabii hayvanseverler de çok tenkit ettiler, evet, uğraştı ama bizim zaten yapma programımızda olan bir şeydi. Fakat bir önceki yıl yapamadık. Neden? Ya bu barınakları hükümetimiz hibe veriyor. Bafra Belediyesi de borçlu. Dedik ki hibe alalım. Fakat bizim de şansımıza bakanlıklar arasında değişiklik oldu. Şimdi Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su Bakanlığı oldu. Orada ödenek problemi olduğu için bir yıl öyle gecikti. Daha sonra baktık ki orada hibe almaktansa, onlar uğraşmaktansa biz kendimiz başladık ve tamamladık. Şu anda önceki akşam da ben ziyarete gittim.
600'ün üzerinde köpek orada barınıyor. Yiyecekleri veriliyor, temizliği yapılıyor. Orada oynuyorlar mesela, görünenler var. Ama ilçelerden bunlar de, çok önceden çekilen. Şu anda daha çok hayvan toplandı ve ilçelerden de getiriliyor galiba. Şimdi benim üzüldüğüm bak şu yani. Şimdi Bafra'da bazen zaman zaman deniyor ki hem barınak yaptık diyoruz hem köpek. Bafra'da dolaşıyor köpekler. Tabii ki bir anda hepsini toplayıp oraya bir, çünkü Bafra bereketli topraklar olduğu için çevreden de maalesef belediyelerden de köylerden de hayvanlar gelip şehrin girişine bırakılıyor. Bırakılabiliyor. Ben bazı belediyelerin geçede de söyledim. Arabalarına jandarma bile rastlamış. Sonradan baktılar bir sürü köpek o tarafta dolaşıyor. Tabii başka şey yani yaklaşık 2 ayda 79 kişinin ısırıldığı gibi bir durum söz konusu. Yani orada gerçekten çok dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii. Bafra'da şunu söyleyeyim yani her şeye rağmen çok önemli bir olumsuzluk yaşamadan biz bu hayvan barınağını yaptık. Şu anda orada veterinerimiz yanında bir aşı maşı yapabilecek belli şey yanına bir yardımcı da arkadaş aldık ve şu anda ameliyatlara başladı. Yani ruhsat gelene kadar yapamadı. Kısırlaştırma çalışması. Yarın işte küpeleme şeyinde bir arıza olmuş herhalde, onu aldıktan sonra küpeleme yapıp oradakileri salıp diğerlerini alacağız. Ama Bafra'da %80'in üzerinde hayvan sayısı azaldı yani. Azaldı diyebilirim. Yani zaman için bir süreçtir bu. Belli bir süreç içinde işte aşılananlar ve rehabilite edilenler doğaya salınacak. Alındıkları yerlere bırakılıyor. Onlar tabii onlar şimdi daha zararlı olmuyor ondan sonra. O bakımdan insanların korkmasına gerek yok. Şu anda tabii ufak tefek sıkıntılar var fakat büyük bir oranda bu problemi de çözmüş olduk diyorsunuz. Evet. Peki doğal gazla ilgili yine sorular sizin katılacağınızı öğrenince doğal gazla ilgili yolların yarıldığını, ondan sonra tekrar yapıldığını, tekrar asfalt olduğunu, bir şantiyeye döndüğünden bahsediyorlar. Bunun sebebiyle ilgili de konuşabiliriz biraz. Şimdi hem nimetin bir külfeti olacak. Ha, insanımızdan ben şunu bekliyorum. Genelde büyük anlayış gösteriliyor ama zaman zaman da daha diyelim yol kazıldı, şey geçti, hemen yol yapılsın isteniyor. Şimdi o yer çökmeden, oturmadan üzerine asfalt atıldığında çöküyor. Bu sefer bir daha yapmak zorunda kalıyoruz. Biz onları suluyoruz ve belli bir zaman içinde oturduğunda bir hafta falan yerleşmesine bak, ondan sonra tamiri bakımı yapılıyor. Yani asfalt. Ama tabii ki bizim asıl şeyimiz, hedefimiz şu. Doğalgaza paralel olarak mesela en büyük mahallemiz 6500 civarında seçmeni var. Emir Efendi Mahallesi'nin tamamen asfaltı bitti. Bir iki sokağı var. Onlar da başka bir işlerden ayrıldı. Onlar da yapılacak şimdi. Altın Yaprak Mahallesi'nin büyük kısmı yapıldı. Altınkaya'yı önceden yapmıştık zaten. Şimdi doğalgaza paralel olarak işte İsmet Paşa Mahallesi, Altın Yaprak bitecek dedik. İshaklı, Mevlana, Yaka Mahallesi'nin asfaltları bu sene yaz döneminde inşallah yapılacak. Ve bu sene de Kavakpınar, Hacınabi, Tabakhane Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nin doğalgaz dağıtım işlemleri tamamlanacak. Şebekeler hazırlanmış olacak ve Mevlana ile Yaka Mahallesi'nde kalan bir kısım yerlerde tamamlanacak. Eğer süre olursa tabii o zaman ya Cumhuriyet'ten sonra ya Gazibaşı ya da Büyük Cami'den devam edeceğiz. Tamamı Bafra'da bu meselenin tamamının çözülmesi ne kadar sürecek? 5 yıl. Zaten yüklenici firmana verilen süre 5 yıl. Bu diyorsunuz. Yani 3. yıla başladık. Kaldırımlarla ilgili yine evet, sorular var. Kaldırım çalışmaları da yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi daha hızlı ve birçok yere ulaşması. Sinan Bey, ben şunu ifade edeyim. Bizim Bafra'da göreve geldiğimizdeki belediyenin durumunu Bafralılar genelde biliyor. Fakat biz buna rağmen bakınız, ilk yıl bir de piyasaya ve işçilere 15 milyon civarında borç vardı. Onları ödedik. Rutin işler yaptık. Başlangıçta ifade ettiğim gibi yani çalışma programımızı, stratejik programımızı hazırladık. Ne zaman neyi nerede yapacağımızı bakanlığa da bildirdik ve çalışmalarımıza başladık. Ve biz Bafra'da
önce Bafra'nın altyapısını kurma, Bafra Belediyesi'nin daha doğrusu geleceğini kurdu. Evet. Bakınız bir, biz içme suyu tesisleri yapıldı. İçme suyu tesisleri de şu anda en sağlıklı diyebilirim su Bafra Belediyesi'nin suyudur. Yani neden? Ters ozmoz sistemi. Her gün tahliller yapılıyor. Çok sağlıklı, güvenli bir suya kavuşturduk Bafra'mızı. İkinci olarak tabii asfalt şantiyesi, asfalttan demin başladık. Asfalt şantiyesi yapıldı. Bir saatte 80-100 tona ulaşan üretim. 80'den başlıyor, ısındı 100 tona kadar ulaşıyor. Ve aynı zamanda siz dediniz kaldırım. Kaldırımla ilgili de ihaleyle aldığımızda tek kişi giriyor. İstedikleri fiyata bize mal satmak. İptal ettin, 1-1,5 ay geçiyor. Zaman kaybediyoruz. Biz de Karadeniz'de yazın ne kadar olduğunu sizler de biliyorsunuz. Evet. Bu noktada hızlı çalışabilmek için yani kimseye muhtaç olmadan kendi işimizi kendimiz görebilme adına asfalt şantiyemizi de yaptık. Plantini kurduk. Efendim bir de kaldırım taşı yani kilitli parke taşı üretmek için de büyük bir tesis kurduk. Evet efendim. İşte pazar günü akşamdı herhalde. Pazar günü müydü? Pazartesi günü pardon. Ziyaret ettim, oraları gezdim. Şu anda günde 8000 taş üretimi yapılıyor. Evet. Ve şu an yapılan kaldırımları da kendi ürettiğimiz taşlarla yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Ve arkadaşlarımıza, çünkü dışarıdan alma noktasındaki sıkıntılar yaşadığımızda hesap yaptırdım. %50'nin üzerinde daha ekonomik, maliyeti daha düşük olarak biz bu üretimi yapıyoruz. Ve neticede işte kaldırım taşları bundan sonra bizim işimiz kaldırım ve asfalt yapmak. Çünkü her türlü altyapısı var. Hatta buradan şunu da ifade edeyim. Yani yazın finişer kiralamaya kalksanız bulamıyorsunuz. Herkese lazım. Biz geçen yıl 800 bin liraya 3 silindirle beraber finişerimizi aldık. Dünyanın en güzel markası. Gögele marka. Ve en az 10 yıl hiç belki tamir görmeden iyi kullandıktan sonra o zaman ne kadar para o kadar asfalt. Bu senede biz 5 milyon kredi talebinde bulunduk. Özel İdare İller Bankası'ndan kredimiz çıktı. Her türlü hazırlığımızı yaptık. Bundan sonra biz sürekli Bafra'da bozuk olan yerleri tabii doğalgaza paralel olarak yapacağız. Ama doğalgaz bir nimet. Doğalgaz medeniyet. Doğalgazın Bafra'ya gelmesi Bafra için çok büyük bir kazanç. Çünkü evet. Bafra, Samsun, Karadeniz ne olsa olsun denize yakın olan, rakımı düşük olan yerlerde rutubet yüksek. Bir de yani kömür yakıldığında takdir edersiniz ki hava kirliliği ve şey çok yüksek ölçüde oluyor. Bu asfalt şantiyesi işte öyleydi. Evet. Yani şimdiki asfalt şantiyemiz de bu şekilde. Yani onun için biz Bafra'nın altyapısını kurduk. Bafra Belediyesi şu anda çok iddia ediyorum. Büyükşehir'den sonra en güçlü araç filosuna sahip. Hizmet araçlarımızı yani iş makinelerimizi aşağı yukarı her şeyimizi yeniledik ve bundan sonra tabii hizmet devam edecek. İhtiyaçlarımızı giderdik kısacası. Peki otoparkla ilgili de yine vatandaşların soruları var. Bir otopark sıkıntısından bahsediliyor. İyileştirmek adına neler yapmayı planlıyorsunuz? Bunlardan konuşabiliriz. Şimdi şöyle otoparkla ilgili bizim merkezde kamulaştırma programını aldığımız bir yer var. Şu anda tabii ki Bafra'nın merkezinde boş yer yok. Bırakılmamış. Biz hani yeniden birerleri yıkıp aşağı yaratacak değiliz ama yavaş yavaş bir şeyler oluşturarak biz merkezde az bir otopark şeyini açsak ondan sonra trafikle beraber yani herkesin otoparka girmesi noktasında tabii çalışmayı düşünüyoruz. Evet. Belli bir süre lazım bize. Neticede özel kişilere de diyoruz otopark konusunda çalışmalarımız var fakat yeni meydanın altında 200 araçlık otoparkımız var. Yeni yapmış olduğumuz pazar yerinin orada 7770 metrekarelik otoparkımız var. İşte nereye bir hizmet yapmışsak hayvan pazarının orada da otoparkımız var. Sokak hayvanları barınağının orada da var. Peki şimdi, otogar şehir dışına taşınınca onun olduğu yerde de böyle bir çalışma ya da yeni düşünüyorsunuz yerine mesela? Valla benim düşüncem şu, bütün arkadaşlarla da paylaştık. Bir defa meydanın karşısında
müftülük lojmanları ve site camii var. Oraya o cami verildiğinde Bafra'nın trafik açısından rahat bir şekilde cenazelerin kalkılacağı bir cami olarak düşündü ama çok küçük bir cami yapıldı. Yani müftülükle yaptığımız görüşmeler neticesinde tam bizim meydan şurada Karadeniz'de varılanların içinde dindi. Şöyle ben böyle iddialı konuşmaları pek sevmiyorum ama herkes benim yaptığım en güzel, en büyüğü der ama bizimki 13.500 metrekarenin üzerinde bir meydan varsa tamam ben o zaman diyeceğim ki bizden daha büyükleri var. Büyük dinlenme alanlarıyla orada aynı zamanda su oyunları, toplantı yerleri, büyük bir meydan yaptık. Onun altında 200 araçlık otopark var. Tam bu meydanın karşısında da site camisi ve şey zaten küçük ihtiyaca cevap vermiyor. Orada Samsun minibüs garajı var. Onu da ben belediye olarak oraya vererek bu alanı tamamen büyük bir eski bir mimariyle Bafra'da kalıcı olan, nasıl ki Sultanahmet Meydanı, Sultanahmet Camisi anılıyorsa bizim meydanımızda o camiyle bütünleşecek şekilde bir cami düşünüyoruz. Altında bütün külliye hizmetlerin yapılabileceği ne ihtiyaç varsa hepsini orada sunmak istiyoruz. Onun altında da otopark düşünüyorum. Bir kere en az 500 araç. Otogar karşı tarafı, otogarın altına da ne yapılacaksa kesinlikle otopark yapma şartıyla imardan görüşmemiz öyle. Yani o şekilde şart koşacağız. Birkaç özel alınan yerler var. Onlara da otopark yapma şartı getirdik. Biz zaman içinde otopark problemi çözüldüğünde yani o zaman trafikte biraz daha üzerine giderek herkes, çünkü adamların üzerine gittiğinizde nereye çekeyim arabayı dediğinde tabii ki o zaman belediye olarak biz trafik olarak da emniyet tabii cevap veremiyor. Onun için bir süreçtir. İnşallah bu problemi de çözeceğiz. Yani. Çözmek boynumuzun borcu. Evet. Hakikaten en büyük problemlerden biri de Bafra'da bu otopark problemi. Evet. Ama önemli olan bu konuda nasıl bir yol izleyeceğinizi bilmenizde. Peki semt pazarları ile ilgili de sorular geliyor efendim. Semt pazarları ile ilgili de çalışmalar hayata geçecek mi? Şöyle, ben aslında semt pazarı olarak da bir yer belirledim. İşte bizim şimdiki Cumhuriyet Ortaokulu'nun üst tarafında bayağı müsait yer var. Tatil günü olduğunda, okulda tatil olunca kimseye zarar da vermez. Fakat pazarcıların şu andaki, yani şimdi Bafra'mız ova olduğundan herhalde her apartmanın altında bir manav. Pazarcıların ekonomik durumumuz iyi değil, bir daha orayı parçalama düşünme. Önümüz hafta pazarcıların temsilcileriyle bir toplantı yapacağım. Eğer onlar da uygun görürse kesinlikle semt pazarı yapmayı düşünüyorum. Ben çünkü çok önceden planlarım arasındaydı. Orada yaptığımızda bir ayrı bir bölge oluyor çünkü. Orası Emre Efendi, Altın Yaprak, İsmet Paşa, İshaklı böyle Ferit Çakmak da ona yakın. O bölgenin en azından ihtiyacını karşılamış oluruz. Olacaksınız. Peki efendim, şimdi bir de Bafra Spor'la ilgili konuşalım. Bafra Spor'la... Tabii şeyi de eğer anlatmam gerekse bir hizmetlerden, bir pazar yerinden bahsettik. Pazar yeri de eskiden çok yani Bafra'ya yakışmayacak bir şekilde bir pazar yerimiz vardı. Evet. Oraya da biz 6237 metrekarelik kapalı bir alan. Bak şu, şu haldeyken biz onu değiştirdik ve Bafra'ya yakışır modern kapalı bir pazar yeri yaptık. Eski ve de açık ifade edeyim. Burada yok biliyorsunuz siyaset hep suçlama denir. İşte AK Partililere verilecek. Yok şu olacak. Çok şey üretildi. Hatta genel seçimde halkı gezen milletvekillerimize de işte başkan burayı şöyle yaptı, böyle dediler ama bir noteri çağırdım, noterin huzurunda hak sahiplerine adaletli bir şekilde dağıttım. Kimse de bir şey diyemiyor. Buradaki gibi, evet. O bakımdan pazar yerini yaptık. Meydan demin ifade ettiğim yapıldı. Şehrin girişini güzelleştirme adına büyük bir peyzaj düzenlemesi yapıldı. Yine mezarlık önünde. Şu hale girişi geldi, evet. Bu çok güzel bir çalışma olmuş. Elinize sağlık. Peki Zeyni Şahin'in programımızın sonuna doğru geliyoruz. Bir Bafra Spor'u masaya yatıracağız, konuşacağız en son ama uktesinde kalan, hayata geçiremediği ama geçirmek istediği projelerinden de biraz bahsedelim isterseniz efendim.
Gerçi yaptıklarımızı hep anlatmadık. Yani artık olsun. Biz burası tam yok, üzerinde durduklarınızı kısaca böyle anlat. Ben böyle genel olmasından memnun oldum. Değil teşekkür mi? Ediyorum. Çünkü sanki ben burada bütün Türkiye'de içinden yurt dışından da izleyen insanlar var. Ve bir gündemi de konuşmamız, her şeyi konuşmamızda fayda var. Evet. Ama hep böyle belediye ne yaptı konusu sıkıcı olur. O bakımdan biz başlangıçta da söyledim. Gerçekten halkımıza, seçim beyanımıza vaatlerimizin %80'den fazlasını hayata geçirdik. Yani irili ufaklı 28 proje bitti. Ve bundan sonra da ne yapacağız? Ya bizim muhtemizde kalan, benim olmazsa olmazım. Yani o yapıldığında en mutlu olacağım olay bir tanesi, temizlikle ilgili, çöple ilgili katı atık bertaraf tesisi. Çünkü gerçekten 30-40 senedir vahşi depolamanın yapılmış olduğu, ortaya bütün çöplerin atıldığı ırmak boyundaki şey insanı böyle yaralıyor ortadan. Evet. O kadar bir ağır bir şartlarda oradaki mahalle sakinleri gerçekten çok tahammül ettiler. Ve neticede biz bu noktada yaptığımız çalışmalarda Samsun'da en ön sırada biz şöyle düşündük. Bir düzenli depolama isteniyordu ama yurt dışında benim yaptığım araştırmalarda bertaraf tesisi yapılıyor. Ben o dönem kesinlikle karşı çıktım. Yani düzenli depolama olmayacak, bertaraf tesisi. Ve neticede şu anda hükümetimizle bazı hukuksal düzenlemeleri, yasal düzenlemeleri yaptı. Böyle bir şey yapma izni verilmiyordu önceden. Şu anda biz kesin iznimizi aldık. Akteke Köyü ile Doğan Köyü arasındaki ormanlık arazide 160 dönüm yer tahsis. Orada hibe başvurusunda bulunduk. O olayı, o konuda çöp problemini çözdüğümüzde Bafra ya büyük bir rahat bir nefes alacak diye düşünüyorum. Tabi burada Yakaken, Alaçam 19 Mayıs da bizimle beraber bir birliğin içinde. Çok güzel. Bu noktada da tabi birlikler bütün şehir olduğunda büyükşehirin yönetimine geçmiş oldu. Onlarla beraber inşallah bunu tamamlayacağız. Benim demin başlangıçta söylediğim, sizle de ikili sohbette de sizin gündeme getirdiğiniz en önemli projem, olmazsa olmazım da Irmak Settesi, Irmak İçil'in ıslahı ve düzenli sette projesiyle orada yan tarafında bulunan Alikale Turistik Tesislerinden aşağıda olan 200 dönümlük alandaki piknik, mesire alanı, sosyal tesislerin olabileceği büyük bir alan var. 200 dönümlük alan. İşte buraların projemiz, ırmak ıslahı projesi bitti. Onu zaten belki daha önce bilmiyorum gündeme getirdik mi. Devlet Su İşleri ırmakla denizin buluştuğu yerdeki setliği bitirememişti. Oranın ihalesine Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu Bey'le 4-5 defa görüştük. İşte milletvekillerimiz de tabii aracı oldular. Şimdi onlara da teşekkür ediyorum. Yani ve daha sonra genel müdürümüzle görüştük derken o ırmakla denizin birleştiği yeri sette projesinin ihalesine biz bizim tarihi köprüden aşağıya doğru 1300 metresini, hatta bölge müdürümüzle görüştük, bunu tamam 2 kilometreye tamamlandığında bizim için çok büyük bir kazanç olacak. 2 kilometre 2 kademeli olarak settenin 5 metre ise yüksek, 2,5 metre aşağıdan bir yürüyüş yolu, yukarıdan bir yürüyüş yolu. Müsait olan alanlara işte seyir tepeleri ve balık lokantası, çay bahçesi gibi şeyler inşallah projemizde var. Bu ırmağın kenarında olan, iki taraflı olarak yapılacak olan çalışma. Bir de Alikale Turistik Tesislerinden aşağıya doğru yapılan çalışmada da orada bir amfiteyatro, eski bizim asfalt şantiyesiydi başlangıçta ve hayvan pazarı, oraya bir amfiteyatro, 5000 seyircilik ve onu demin gösterdi herhalde. Neticede onun yan tarafına Bafra panayırını veya fuarını, ama panayırını insanlar çok, panayır deyince acayip bir heyecan oluyor insanlarda. Orada 150 tane stand ve geniş bir alan ayırdık. 150 stand, bunların standların tamamen Bafra'nın eski mimarisini yansıtacak şekilde çok güzel.
yapılan dizayn edilecek, planlanıyor. İçerisinde belki el işleri oradaki vardır. Bütün Bafra'nın eski binalarının CD'sini Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ndeki arkadaşlara verdik. Onlar çalışmasını yapıyor. Siz efendim bu çalışma hayal olmaktan çıkmış, projelendirilmiş galiba. Tabii. Ve şu anda şey bitti aşağı yukarıda. Bu Mimarlık Fakültesi'ni bekliyor. Bir de peyzaj mimarımız var yine Bafralı. İşte Mustafa Var hocamız, onlara teşekkür ediyorum. Cengiz Acar, onlara da teşekkür ediyorum. Onların da yardımlarıyla bu proje yürüyor. Peki bize oradan aşağıda orada olacak şeyleri ifade edeyim. Daha sonra yukarıdan ırmaktan su alınacak. Bir doğal ırmak geçecek o alandan. Ve aşağıda havuzlar, onun etrafında çay bahçeleri, sosyal tesisler ve aşağıda tekrar ırmağa su bağlanacak. Ve bizim o bölgesi mesire alanı tamamen piknik alanı şekle getirip ağaçlandırılarak Bafralı ile ben ırmağı buluşturmak Bafralı'yı ırmakla buluşturmak istiyorum. Ne kadar güzel. Neticede bu proje benim gerçekten en heyecanlanan projemiz de bu. Çünkü biz de çok heyecanlandık. Gerçekten o kadar güzel bir proje ki anlatılmış. Şunu ifade edeyim. Bizim tabii tarihi köprümüz biliyorsunuz Türkiye'nin en uzun kemerli köprüsü. Çetinkaya Köprüsü. O köprünün de onarım projesini karayollarımız şu anda proje bitmek üzere ama KUDEP'in işte kültür varlıklarının müdahalesi çok oluyor. O bittiğinde orası onarılacak. İnşallah YEDAŞ'ta Nurettin Bey'le kendisi aradı. Dedi ki ışıklandırması da benden dedi. Çok güzel. Hatırlatalım. Allah nasip ederse bu sene çok üsteledik ama genel müdürümüz bunu dedi ki önümüz şeyde yapalım. Bir de köprüden yukarıya doğru da 2 kilometre. Bizim onu 2 kilometre de önümüzde yukarıya doğru o projeyi devam ettirdiğimizde 4 kilometrelik sahil şeridi gibi ırmak boyunda ırmağın önüne de bir şişme bot yapıp göl haline getirip işte insanlar balık yavrusu atıp orada olta balıkçı yani dinlenme bir de bizim genç iş adamlarımızın ve üniversitedeki hocalarımızın da yardımlarıyla bizim Mustafa hocamız botanik bahçe falan diyordu. Gene Karadeniz Teknik'teki Cengiz Acar hocamız, profesör bir proje hazırladı. Üniversite yapılacak yerin biliyorsunuz ırmak tarafında kıyı kenar şeyinden dolayı yapılaşma olmadığından oraya aşağı yukarı 300 veya 400 dönüme yakın yeri de botanik bahçe olarak bir proje hazırlanıyor. En büyük botanik bahçesi Türkiye'de 100 dönüm diyorlar. Oraya binlerce turist geliyor. Şimdi ben şunu ifade edeyim. Köprüyü öyle yaptığımızda, iki tarafını yürüyüş yollarıyla, ışıklandırmayla donattığımızda, aynı onun karşısında da bir botanik bahçesi, aşağıda yine demin ifade ettiğim şey olduğunda Bafra büyük bir cazibe merkezi haline gelecek. Gerçekten herkesin böyle özlemle gelip gezmek istediği bir yer haline inşallah Bafra'ya getireceğiz. Hemen 5 dakika yanında Kızılırmak Kuş Cenneti. Efendim peki... Şöyle söyleyelim. Ve bu böyle bir yer yarın üniversite olduğunda herkesin tercih yeri de olacak. Kesinlikle. Öğrencilerin. Çünkü böyle bir manzarayı, güzelliği görünce bizim hedefimiz Sinan Bey bu yani. Bu, peki bunun toplam yatırım bütçesi nedir? Böyle bir çalışma yaptınız mı? Onu tabii üniversiteyle beraber de yapacağız. Yani bizim belediyenin ve birçok şimdi aşağıda düşündüğümüz projede de Kültür Bakanlığı'ndan çeşitli hibeler tabii. Peki Gençlik Spor Bakanı Suat Kılıç biliyorsunuz Samsunlu ve çok da önemli çalışmaların içerisinde oluyor Samsun'da. Böyle heyecanlı bir projeye ben inanıyorum. Mutlaka taşın altına elini sokar ve destek olur. Kesinlikle, onunla paylaşınız mı bunları? Kesinlikle ondan da ümitlerimiz büyük ve şunu söyleyeyim. Ben burada bütün Bafralılar adına, Samsunlar adına geldiği günden beri ülkenin her tarafında oldu ama Samsun'umuzun da tabii spor tesisleri açısından büyük eksikliği olduğundan çok büyük yatırımlar yaptı. Yani belki de Samsun tarihinde bir devrede en büyük hizmetleri aldı diyebilirim. Bu çalışmanızı Bafra'da, paylaştınız mı Suat Bey'le? Efendim bunları bu çalışmanızı paylaştınız mı? Bu projenizi. İleriki projeler net elimize geçtiğinde gideceğiz yani. Tamam yani çok güzel. Onu. Biz çünkü ama heyecanla bekliyoruz bu proje. Çok heyecanlandırdık. Şöyle ifade edeyim. Yani Bafra'ya bir kapalı spor salonu, gençlik kültür merkezi, aynı şeyleri çarşambaya da yaptı. Şimdi evet. Samsun'un içine yaptıkları belli. Evet. Ve neticede inşallah bir yüzme havuzu programımız da var. Olimpik, yarı olimpik. Yine o şeyde 143 dönüm bizim spor tesisi alanımız var. Orayı stadı da oraya alacağız. İnşallah şehrin spor tesislerinin hepsini bir alanda toplayacağız. Evet.
Bunları yapılacak. Hükümetimiz Bafra'ya bir bölge hastanesi, büyük bölge hastanesi bitti. Yazın inşallah taşınma olacak. Karayollarında bölünmüş yol ta Sinop'a kadar gitti. Bizim bu bölgede diğer Türkiye'nin her yerinde çalışmalar var. Okullar, yani sulama ile ilgili ovanın sağ sahil sulama şeyini hükümetimiz bitirdi. Yıllardır ne uğraşılar oldu. Şimdi sol sahilde de hızlı bir çalışma var. Bunları da yapan tabii bu hizmetlerin yapılmasında ve ben şunu da burada ifade edeyim. Gerçekten ta gençlik yıllarımızdan beri düşünüp de devamlı uğrunda mücadele ettiğimiz birçok konu hükümetimiz tarafından artık gündemden kaldırıldı yani. Türkiye'de hem zihniyet değişikliği bakımından hem gelişim hem de değişim adına büyük adımlar atıldı. Hem ülke gelişiyor hem de düşünün bir defa insanlara inançlarından dolayı baskı yapılıyordu. Onlara son verildi. İstediği gibi yaşama, inandığı gibi davranma şeylerinde neler yaşandı bu ülkede? Neticede vesayet altından kurtuldu. İnsanları diyelim halk birini iktidar yapıyor. Yok sen olmayacaksın falanca olacak. Böyle bir şey demokrasilerde gerçekten çok kötü bir görüntüydü. Ama büyük adımlar atıldı. Ben Türkiye'deki bu gelişmelere gerçekleştirmede en büyük payı tabii Sayın Başbakanımız, bakanlarımız ve hükümetimize bütün hemşehrilerim adına şükranlarımı arz ediyorum, saygılar sunuyorum. Yolları açık olsun. İnşallah şu çözüm süreci de hayırlısıyla biterse Türkiye'nin önünde kimse duramaz diyorum. Peki biz de size çalışmalarınızda başarılar diliyoruz ama özellikle biraz önce bahsetmiş olduğunuz proje gerçekten Bafra için de Samsun için de çok orijinal, gerçekten çok kıymetli bir proje. Umuyoruz burada Suat Kılıç'ın çok ciddi desteği olur. Onun dışında programımızın sonuna geldik. Bir Bafra Spor. Tabii Bafra Spor. Üçüncü lige. Bir de Alparslan Türkeş Parkı merkezde ve hemşerilerimiz onu merak edebilir. Hakikaten oraya kapalı gençlik kültür merkezi. Onun projesine uygun bir yatırım yapalım diye onu da geciktirdik biraz. Merkezdeki bir parkımız. Gerçekten o beni çok üzdü ama yok acaba Alparslan Türkeş'in isminden mi diye yalan yanlış da bir şeyler oldu. Böyle bir şey hiçbir zaman yok. Yapıyor, restore ediliyor yani. Geçmişte büyük bir siyaset adamı. Hiçbir zaman yanlış bir düşüncemiz olmaz. Sadece oradaki bütünlük sağlansın diye. Ama şu anda güzel bir proje yaptık. Ve o projeyi de ihale sürecinde yaptığımızda orada hem bir restoran merkezde çok müthiş bir şey. Işıklandırmasıyla güzel oradaki ağaçlar sık. O ışıklandırmadan dolayı orada bazı kontrolsüzlük olaylar oluyor diye şikayetler oluyordu. Neticede orada bir kafe, çay bahçesi şeyleri de olacak ve bütünlük arz etmiş, sağlanmış olacak. Yok, o projeyi de hayata geçirmiş olacak. Tabii bitecek. Bu yaz inşallah bitecek. Bitmiş olacak. Bafra Spor'a gelelim. Şimdi borçlarından bahsediliyor. Kaya Aşçı'nın başkan olacağından bahsediliyor. Bununla ilgili de çok kısa bir değerlendirme yapıp toparlayalım. Kapatıyoruz çünkü efendim. Şimdi tabii öncelikle şunu ifade edeyim. Gerçekten Bafra Spor'un çıkışı o hafta, çarşambanın kalışı, Samsun'un ligde kalışı bize çok sonsuz bir mutluluk verdi. Tabii ki Samsun'un hele de bu durumda olması bizi gerçekten çok üzüyor. İnşallah şehirde bir böyle paylaşım, aslında bir kişi kişiyle bu işler olmaz. Şehirde katılım, çok insan katıldığında, herkes ufak tefek bir şey verdiğinde ben bu işin yürüyeceğini düşünüyorum. Aynı şey bizim için de, Bafra için de aynı. Evet. Şimdi hep ki aynı kişiler fedakarlık yapıyor. Kaya Bey zaten bize her zaman sağ olsun yardım ediyor. Öteden beri, bizden önce de etmiş, yardım ediyor. Tabii Kaya Bey'in İstanbul'da oluşu, geçen de konuştuk. Ya ben oradan beri nasıl başkanlık yapayım diye. Ben yine bir arkadaşımız olsun, ben destek olurum diyor Allah için. Bu konuda tam bir değerlendirme yapmış değiliz ama ben, madem konu oldu, ben bu konuda sporda tam destek oluyoruz ama kulüp başkanı ve onlar daha çok açıklama yapsın istiyorum. Ama ben hiçbir zaman Bafra'da kulüp bizim elimizden alınmasın, şu olmasın. Ben Bafra Spor'un ismini değiştiren insanım. Bafra Belediye Spor'du. 1930'da ilk kulüp kurulmuş.
1930 Bafra Spor dedik ve ama şehirde gene bir şey yok. Yani bütün hemşehrilerimizin yani bunu iyi bir şekilde düşünmesi lazım. Yani iyi değerlendirmesi lazım. Şehrin bak Samsun Spor markası, Bafra Spor da şehrin markası. Orada maç olduğunda bir sosyallik yaşanıyor. İnsanlar gidiyor, binlerce insan maç seyrediyor. Bir araya geliyor, toplanıyor. Bir de bizim altyapıya çok önem veriyoruz. Altyapı da şu anda bizim 14 yaş grubu da Samsun'da şampiyon oldu. 17 yaş grubu da şampiyon oldu. Şu anda en sonda 16 yaş grubu şampiyon oldu. Bartın'a hafta sonu işim olmasa inan onların beşine gitmek istiyorum yani. Ama büyük başarı altyapıda kazanmış olduk. Ve ben diyorum ki herkes gelip aday olabilir eğer ama fedakarlık yapması gerekir. Ben fedakarlığı yaptıktan sonra Sinan Bey siz de başkan olursunuz. Herkes olur. Ben istiyorum ki fedakarlık yapacak insanlar çıksın ortaya, Bafra Spor'a sahip çıksın. Ben Bafra Spor'un kim olursa olsun başkan her zaman yanındayım. Çünkü yanındayım ama belediyenin bu işi taşıma lüksü yok. Yok tabii. Şansı da yok. Daha profesyonelce şimdi, bu işe bakan bir de yani şimdi yasal düzenleme oldu. Belediyenin yapabileceği yardımlar sınırlandırıldı. Onun üzerinde yardım yapma şansı da yok. O bakımdan biz en azından aynı olarak her türlü desteği veririz. Ama diğer türlü altyapıda yine katkılarımız elimizden geleni yaparız. Fakat artık profesyonellikteyiz. Ve profesyonellikte zaten deplasman giderlerini karşılıyor federasyon. Bir de iddiadan ve katılım için belli şeyler var. Tabii bizim vergi ve sigorta borçlarımız var. Sporculara kısmen bir borç var herhalde. Onları da bütün Bafra'da bir araya gelip çözmek zorundayız. Başka çıkar yolu yok. Peki. Şehir bunu altından kalkabilecek güçte aslında. Bafra'da bu potansiyel var. Ama tabii ki spor yıllardır devam eden bir süreç. İnsanlar tabii bıkıyor. Ben şunu diyorum. İlla sen 50 ver, 100 ver, 1000 lira olarak değil de az az olsa çok insan sahiplense hiçbir problem kalmayacak. Bu bakımdan ben öncelikle tabii Bafra'nın şampiyon olması Bafra için, Samsun için de güzel oldu. Çünkü Samsun'da Samsun Spor'dan sonra profesyonel bir takım yok. Samsun Türkiye'nin önemli illerinden biri. Karadeniz'in en büyük ili. Şimdi burada birkaç tane daha takım olmalı. Bafra'nın Çarşamba'nın 2. Lig'de olmalı. Samsun Süper Lig'de olsa çok büyük atmosfer. 80'li 89'a kadar olan yıllarda ben o zaman da maçlara gelirdim. Ne güzel maçlar izledik yani. O statlar, o Samsun hep güzel günler yaşadı ama şu anda inşallah bu talihsiz gidişi değiştiririz diye ümit ediyorum ve diliyorum da inşallah Samsun adına, Bafra adına, işte diğer ilçelerimiz adına her alanda ve spor alanında da güzel gelişmeler olsun diye dilekte bulunuyorum, temennide bulunuyorum. Peki. Peki çok teşekkür ediyorum efendim. Ben de programımıza katıldığınız için programımızın sonuna geldik. İsterseniz birkaç cümleyle en son izleyicilerimize mesajlarınızı da verin. Çünkü programımıza evet. Katalım. Tabii biz belediyecilere, belediyeden bahsetme noktasına geldiğimiz bir sabaha kadar konuşsak konuşacak şey bulunur ama evet. Öz olarak ben şunu ifade edeyim. Kesinlikle benim kendim için, çevrem için, birileri için hiçbir zaman mücadelem olmamıştır. Hayatımın hiçbir safhasında ben topluma kendini adamış bir insanım. Yıllarca dershanecilik yaptım. Oradan da çok iyi günlerimiz oldu. Ekonomik olarak hangi bir evim, bir arabam, yine taksitler ancak bitti, bir arabam var. Ben paylaşmayı seven bir insanım. Belediye başkanı olarak da orada binlerce insanı yetiştirdik. Topluma kazandırdık, memlekete kazandırdık. Yani hizmetteler, her yerde öğrencilerimiz var. Bununla ben iftihar ediyorum. Bundan sonra da belediye başkanı olarak da her şeyden olarak önce şaibelerin olmadığı temiz bir toplum adına ve Bafraların hakkını hukukunu koruma adına her türlü fedakarlığı yaptığımı samimiyetle ifade ediyorum. Benim bütün varlığım Bafra'ya ve Samsun'a helal olsun, armağan olsun diyorum. Herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun, sağ olun. Biz de hem yurt içinde, yurt dışında, nerede izleyen hemşerilerimiz veya vatandaşlarımız varsa, kardeşlerimiz varsa hepsine saygılarımı sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum.
biz de onları Allah'a emanet ediyorum. Ediyorsunuz. Peki biz de size teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun diyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Değerli izleyiciler, Samsun Nabzı'nda bu hafta Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin vardı. Önümüzdeki hafta başka bir konu ve konukla sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Gözünüzü bizden ayırmayın. Mutlu akşamlar diliyorum. Kandil akşamı.